Evet arkadaşlar gözümüz aydın. Biliyordum ya açıkçası gerçekten biliyordum böyle bir şeyin başımıza geleceğini. Niye diyecek olursanız bundan yaklaşık 2 hafta önce Erdoğan asker ücrete zam yaptığını açıkladı. Bunu hepimiz gördük. Peki yapılan bu oran yüzde kaç oranındaydı? Yüzde 54,5. Yani bir nevi 5.5'dan 8.5'a çıkarttılar asker ücreti. Eyvallah. Buna bu kadar sevmememiz gerektiğini açık açık belirtmiştim önceki videomda. izlediyseniz bilmiyorum ama. Peki neden sevmememiz gerekiyor? Sebebi şu. Markette aldığımız herhangi bir şeyin fiyatının 2 gün sonra aynı olacağının herhangi bir garantisi yok. Örnek veriyorum. En basitinden bir yumurta. Gittiğinizde aldığınız fiyat 40 mı? Örnek veriyorum. 2 gün sonra gittiğinizde 45 olma ihtimali o kadar yüksek ki bunu zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden diyorum paranın yükselmesini askeri ücretin artmasını alım gücümüzün de artmasıyla eşit orantılı bir şekilde yükseldiğini düşünmeyin. Askeri ücret artar artmaz diğer ürünlere de hemen zammı yapıştırıyorlar. Bunun farkında normal hayatınızda ne kadar kullanırsınız veya da ne sıklıkla kullanırsınız bilemem ama alkole ve sigaraya da büyük miktarlarda zam geldi. Hani insan bazen düşünmeden edemiyor. Allah'ın sigarası en fazla ne kadar olabilir ki diyorsunuz. Ama gel gelelim şu günlerde baktığımızda en ucuz alınabilecek sigara 34 TL. Çoğu kişi yapılan bu zamları devletin insanları sigaradan soğutma politikası olarak görüyor. Ama her ne kadar böyle görünse de işin aslı ne yazık ki öyle Değil. Sigaradan soğutma politikası olarak uyguladığı zamları insanlar tabii ki ilk zamanlarda, ilk haftalarda veya ikinci haftalarda kaldıramıyor eyvallah. Ama sonrasında gidip ya tütüne başvuruyor ya da kendisi sarıyor. Hal bu şekilde olunca tabii ki tütün satan insanlar da kendince belirli zamlar yapıyor. Yani ortada mağdur olan vatandaşlar oluyor. Fark ettiyseniz asker ücrete yapılan zammın açıklaması oldu eyvallah ama herhangi bir şekilde şu an çalışanlar o askeri ücreti hala cebine koyamadı. Koyamadığı halde bile askeri ücretin yükselmesini duyan satıcı firmalar, en azından bazı satıcı firmalar kendi kafasına göre belli belli zamlar yapıyor. Yani elin saf be kardeşim, dur insanlar ilk önce cebine parayı bir koysun, ondan sonra yine yaparsınız ama Zaten fırsatçılık şu ülkede son zamanda oldukça arttı. Onu biliyoruz. Ama insanlar daha cebine parayı koymadan da şu zamları yapmayın. Yani arkadaşlar biz bugün sigarayı ve alkolü ele alıyor olabiliriz. Eyvallah. Ama bu sigara ve alkolle kalacak diye bir şey yok. Yarın bir gün görürsünüz. Bundan bir veya iki ay sonra her şeye üst üstüne zam gelmeye başlar. Yani gerçekten bazen içim acıyor ve gerçekten de üzülüyorum. Sebebi ise insanları sigara ve alkolden uzaklaştırmak adı altında faiş zamlar yapılıyor. Bence sigara ve alkol alışkanlığının giderilmesi ona ek fiyat eklenmesi olmamalı. Daha etkili çözümlerin gerektiğini düşünüyorum. Yani para, insan eline herhangi bir şekilde yine geçer. Ama daha elle tutulur ve daha caydırıcı bir yol izlersek çözüme ulaşmamız o kadar basit olur. Yani benim kendi şahsi fikrim bu şekilde. Benekli Ayhan'ı biliyorsunuzdur. Bu alkole yapılan zamdan sonra instagramda karşıma bir post çıktı. Posta da şey yazıyordu. Kırmızı tuborka yapılan zamdan sonra Benekli Ayhan hayatını kaybetti falan yazıyordu. Yani gerçekten gülmeyi seven ve eğlenmeyi bilen bir milletiz. Eyvallah. Yapılan bu fahiş zamlara farklı şekilde tepki verebiliyoruz. Ama ne olursa olsun insanın içi de bir yandan acımıyor değil. Benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu yapılan faiz zamlardan sonraki düşünceleriniz nelerdir? Benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.